Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da yaklaşık 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Aynı zamanda halen Türkiye'den akın akın insanlar buraya gelebilmek için yol bekliyor, zamanlı bekliyor. Kaçak yolla gelenler, çalışmak için gelenler, aile birleşimiyle gelenler, ithal gelinler, ithal damatlar aklınıza ne aklınıza ne gelirse hepsi var. Şimdi Tabi burada bulunan insanların pek çoğunun birinci derdi özellikle sonradan gelenlerin birinci derdi Alman vatandaşlığını alabilmek. Peki kimler Alman vatandaşı olabilir? Alman vatandaşlığına geçmek için hangi şartlar gerekiyor? Şimdi bunları Sizinle kısaca paylaşacağım. Çünkü biz bu konuda çok sayıda soru alıyoruz. Alman vatandaşlığına gitmek için ne yapmam lazım? Hangi formu doldurmam lazım? Dil bilmem gerekiyor mu gibi özellikle bizim Facebook ve Instagram hesabımızdan bu konuyla ilgili günde gelmiyorsa en az 20 tane soru geliyor. Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Lütfen bizi Facebook'tan ve Instagram'dan takip edin. Facebook'a özel videolar yayınlamaya başlıyoruz. Aynı zamanda Instagram'dan da canlı yayınlar yapacağım. Oradan da bizi takip etmenizi rica ediyorum. Bu arada şu anda yayını izleyenlerin de videoyu yayını beğenmesini rica ediyorum. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya vatandaşlığına kimler başvuruyor? Almanya'da en az 8 yıllık bir süre ile kesintisiz ve yasal olarak yaşamış olmak. 8 yıl Almanya'da yaşayacaksın. Bu bir. Alman vatandaşlığına başvurulacağı esnada başvuru sahibinin Almanya'da oturum iznine sahip olması bu izin süreli veya süresiz olabilir. Yani siz Türkiye'den Almanya'ya geldiniz. Bir oturma izniniz gerekiyor. Süreli olur, süresiz olur. Bir izin gerekiyor ki siz Alman vatandaşlığına başvurun. Almanca dil bilgisine sahip olmak, Almanca bilmek. Dil bilginiz başvuru esnasında görevliler tarafından ölçülür. Alman vatandaşlığı için bilginizin hem yazılı hem de sözlü olarak yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Yeterli seviye B1 olmakla beraber B1 seviyesi bunun sizden belgelenmesi istenebilir. B1 yeterliliğine sahip olduğunuz gireceğiniz bir sınavla Almanya değişik yerlerinde var biliyorsunuz. Bunu gösterebilirsiniz. Bakın dil çok çok önemli. Özellikle Türkiye'den gelenlerin en büyük sorunu dil. Derdini anlatamamak. Dil yoksa sen de yüzde yetmiş yoksun demektir. Dil yoksa Türkiye'de yaptığın mesleğini yapamıyorsun. Örneğin adam bilmem ne ustası ama dili olmadığı için yeterli olmadığı için inşaatta çalışıyor ya da mesleğiyle alakasız bir iş yapıyor. Ama adam usta Türkiye'de. O nedenle dil çok çok önemli. Almanya gelecek olanların da dil sorununu en az yüzde 50 oranında çözdükten sonra gelmesi gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin Almanya'nın siyasal hukuksal, kültürel özelliklerinde de temel bilgilere sahip olması gerekmektedir. Nedir bu? İşte Almanya nasıl kuruldu? Nasıl yönetiliyor? Politika durumu nedir? Gibi pek çok konuyu genel kültür olarak öğrenmeniz gerekiyor. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde sabıkanızın olmaması, maksimum 180 güne tekabül eden para cezaları veya infazı tecil edilmiş, 6 ayı geçmeyen hapis cezaları en fazla 180 güne denk gelen para cezasını aş, aşmayan mahkumiyetler ve infazı tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ay geçmeyen hapis cezaları engel teşkil etmez. 6 ay. Birkaç tane suç olanların cezaları birbirine eklenmez. Bunu unutmuyoruz. Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin geçimini tamamen kendi sağlıyor olması gerekiyor. Hiçbir sosyal yardım veya işsizlik maaşı almıyor olması gerekiyor. Bu durum yalnızca 23 yaş altındaki kişiler için geçerli değil. Onlar yardım alabilir. 23 yaş altı kişilerde gelir durumuna bakılmaksızın veya herhangi bir sponsor istenmez. Sponsordan kasıt şu, kim bakıyor sana? Paranı kim veriyor? Olay bu. Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası'na bağlılık göstereceğinize dair belgenin imzalanması anayasaya aykırı davranışlarda bulunmayacağınızın taahhütü bu. İmzalıyorsunuz o bir şey değil. imzalarsınız Alman vatandaşlığına başvuracak kişinin hakkında yabancılar yasasının 46. maddesine göre herhangi bir sınır dışı edilme kararının bulunmaması gerekiyor. Eğer sınır dışı kararı aldıysanız bir karar varsa Alman vatandaşlığına başvuramazsınız. Başvuru sahibi eğer herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşı değil ise eski vatandaşlığını bırakmalı ve bunu belgelemelidir. Örneğin Türk vatandaşısın, onu bırakacaksın, geleceksin diyor. Eğer Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişi eski vatandaşlığından kendisinin kontrol dışında sebeplerle çıkarılıyorsa bu şart koşulmaz ve bunun sebeplerinin belgesi istenir. Adam çıkartılmıştır, belgeyi getir derler. Böylelikle çift vatandaş olabilmesi mümkündür. Alman vatandaşlığına başvuru yapan kişi vatandaşlığa hak kazandıktan sonra eşi ve reşit olmayan çocukları da 8 yıl yaşama şartı aranmadan Alman vatandaş olmaya kazanır. Yani eşiniz yeri başvurdu. O 8 yıldan fazladır Almanya'da yaşıyor. Sizin 3 yılınız var. Çocuklarınız iki yıl var falan Almanya'da diyelim. Sizde 8 yıl şartı aranmıyor. Şimdi bakın genel itibariyle ana hatlar bunlar. Alman vatandaşlığına başvurabilmek için. Şimdi sizlerden çok sayıda soru aldığımız bir konu var. Çifte vatandaşlıkla ilgili. Bakın şu an Almanya'da akıl almaz bir olay yaşanıyor. Biliyorsunuz 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası var. 2000 yılı sonrasında çifte vatandaşlık kabul görmüyor. Sadece Alman vatandaş olacaksın diyor Almanya. Ama 2000 yılından öncekiler çifte vatandaşlıkları ile ilgili bir sorun yok. Hem Türk hem de Alman pasaportunu 2000 yılından önce geçenler taşıyor. Alman yasaları buna müsaade ediyor. Ama içinde bulunduğumuz bu günlerde 2000 yılından önce çifte vatandaş olmuş olanlar Alman pasaportlarını yenilemek için örneğin Türkiye'de adam Alman konsolosluğuna gittiğinde kendisinin kimliğine ve pasaportuna Alman kimliğine ve Alman pasaportuna el konuluyor. Vatandaşlıktan çıkartılıyor. Alman yasalarına aykırı bir şekilde hareket ediliyor. Bu sayıda böyle mağdur olan yüz binlerce vatandaşımız var. Yüz binlerce. Almanlar Alman pasaportunu vatandaşımızın elinden alıyor. Bu hukuksuz. Alman yasalarına aykırı bir durum. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın mutlak surette harekete geçmesi gerekiyor. Bakın tekrar ediyorum. Vatandaşın elinden pasaport alıyor Gidiyor kimliğini yenilemeye. Alıyorlar ve kendisine bir yazı veriyorlar. Diyorlar ki siz çifte vatandaşsınız o nedenle vatandaşlıktan düşürüldünüz diyor. Adam bir daha gidemiyor Almanya'ya. Yani hiç kimse Alman vatandaşlığına da meraklı değil onu söyleyeyim yani. Orada yaşıyorsun al tabii ki. Haklarından dolayı insanlar hani Alman vatandaşı oluyor olsun sorun yok. Bakın dikkat edin böyle bir durum var. Haberiniz olsun. Bunu çözecek olan da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı oturup bir şey çözmeleri lazım. Çünkü 2000 yılından sonra evet sorun var. 2000 yılından sonra çifte vatandaşlık olayı yok Almanya'da. Kabul etmiyor. Türkler için böyle bir durum var. Ama 2000'den öncekiler için böyle bir sorun yok. Yasa zaten 2000'den sonrası kapsıyor. Onun için bu sorunun pek çok mağduru var. Bir an önce çözülmesini bekliyoruz.